Selamlar, saygılar. Rüyenberg haritasında Fırat'ın takındayız. Fırat, Xiaomi 75 tankıyla oynuyor. Xiaomi 75, Fransız seviye 9 bir light tank. Öne çıkan özelliği ise topu. iki şarjörü var. Ve iki şarjörü de üçer mermi var. Üçer mermi de peş peşe sıkıyor. Frat ilk başta agresif bir konum almak istiyor. Ve bu tepeye çıkarak düşman tanklarını spotluyor ki spotladıktan sonra da düşman tanklarının 3 tanesinin 2 tanesinin nereye diğer bir tanesinin nereye gitti çok net bir şekilde haritada görebiliyoruz. Fırat şarjörünün yüklenmesini bekliyor ki biliyorsunuz light tankların en sevmediği haritalar şehir haritalarıdır. Rümberg gibi şehir haritalarıdır ki Rümberg bir nebze de olsa hani katlanılabilir bir harita olabilir. Himelsorf gibi haritalara nazaran. Çünkü çok fazla manevra kabiliyetiniz yoktur ve çok fazla saklanabileceğiniz, spot verebileceğiniz pasif veya aktif spot verebileceğiniz bölgeler yoktur. Artık Kifrat o iki tankın nerede olduğunu biliyor ve orayı açmak için arkadaki yatan tanklara da farkında fakat büyük bir ihtimalle o tanklara basmayı düşünüyoruz. Çünkü arkada çok fazla tank açılmadı. Fırat epey bir çıktı oraya. Açılmayınca da Fırat da diyor ki beni burada tutamazsınız. Ben gider basar 3 mermi TL4'e Lightweight'i e atarım. Sonra tekrar yüklerim. Onu garaja yollarım diyor ve TL4 Lightweight'i garaja yolluyor. Ardından mermileri kalmadıcık kaçıyor. Kaçarken ciddi bir hasar alıyor. Shelfooter'dan. Tabi poposundan da siktirmesini görmedik değil. Evet. Şimdi Fırat tekrar ikinciye bir ıı, salvo yapacak oraya. Büyük bir ihtimalle topunun yine yüklemesini bekliyor. Birinci topu yüklenmek üzere. Ve bu sırada Fırat da pasif spola devam ediyor. Aslında çok agresif oynaması takımının çok ciddi yararına. Çünkü o bölgeyi açması, o bölgedeki tankların dengelerini düşürmek gerçekten Fırat'ın ilk yaptığı salvo ve şimdi yapacağı salvoya bağlıydı. Ki İkinci topunda da yükledi. ikinci kez yükledi. Ve yine salvosunu yapıyor. Geçerken bir kez daha zırhından sektiriyor. Şanslı bir şekilde t dördü. zırhından sektiriyor. M60 aracı oluyor. Stam, Skoda T50'nin canını %10'a kadar indiriyor. Verdiği spot ve attığı hasarla. Bu arada arkada Cherfooter spotlanıyor. Bir tank daha spotlanıyor. Skoda geçerken yine ciddi hasarlar alma ihtimaline karşın çok fazla hasar almıyor. Ve sadece basit ufak hasarlar alarak rakibinde ciddi şekilde spotlayarak canını götürüyor. Bu arada Skoda T50 şarjöre doğru basıyor. Onun şarjörünün olmadığını diyor. Fırat farkında kaçıyor. Daha doğrusu kaçıyor demek yanlış olur. Burada zaman kazanmak için pozisyon değiştirip evlerin arkasına giriyor. Topu yüklendikten sonra basacaktır. Evet yüklendi. Canı az. Çok da fazla riske girmek istemiyor. Çünkü net açık bir hedef olacak burada arkadaşları bastıktan sonra Fırat da basıyor. Gördüğünüz gibi Fırat demeyece susamış, açlığa susamış, hasara susamış bir Fransız light olarak tekrar basıyor. 9-0 çok net bir şekilde saldırdılar. Burada arkada arkalamak isteyecek ilerideki hevileri. Fakat burada hasar alabilir miyiz diye düşünüyorum. Çünkü heviler aman aman bize atmadı. Bize atmadı. Arkamızdaki e, metlere attı bize gelen bir isabet değildi. Şimdi buradan bakacak Fırat. Burada bir atışı var mı diye bakıyor. Vazgeçiyor. Bu arada gördüğünüz gibi random event olayları oluyor ve uçaklar şekli bombalıyor efendim. Evet Fırat tekrar arkadan dolaşacak. Buradan bakıyor bir görüşü var mı yok mu diye. Görüşünün olmadığını görüyor. Apartman kesiyor ve Fırat'ın namlusuna geçiyoruz. Şimdi Fırat'ın nişangahından bakıyoruz. Evet orada bir konkrür gördü. Taretinin yanına hasarına nişanını aldı ve iki mermisini soktu. Bir mermisini ıskaladı. Fırat şu anda 1500 hasardı ve burada durdurmak istiyorum. Çünkü şunu anlatacağım. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Oynamanız için World of Tank'ta hasar vermeniz, ciddi experience almanın ya da hızlı kredi kasmanın en önemli yolu arkadaşlar bu oyun hasar odaklı, spot odaklı ve sektirme odaklı, destek hasar odaklı bir oyun. Ne olursa olsun hasarı oynayın. Ne olursa olsun hasar atmaya oynayın diyorum. İşte Fırat da onu yapıyor. Burada şunu diyebilirsiniz. Aman benim işte 400 küsur canım var. Çıkmayayım. Zaten Conqueror orada. Zaten ağır tank bunlar Çok rahat delerler beni. Eh ben zaten bunların zırhını derebilme durumum yok. Aman gerek yok deyip geride yatıp durmayın. Eğer bunu yapsaydı Fırat şu anda 1584 hasarda kalacaktı. Fakat devam ediyoruz. Fırat Açla susamış. Daha doğrusu demeyece susamış bir light olarak hasarını veriyor ve gidiyor. Conqueror 492 hasar attıktan sonra bir de ram yapıyor ve ramlayarak da 100 küsür e, okuyamadım. 100 küsür hasarını atıyor ve totalde 2066 hasara 3335 spota kadar ulaşıyor. 2000 küsürlerdeydi spot. 2300'lerde 2400'lerdeydi spot. Gördüğünüz gibi e, ciddi bir etkisi oluyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka dediğim gibi hasar odaklı ve ölme ihtimaliniz çok olsa bile böyle bir durumda artık maçın sonlarına doğru canınızı korumaya kalkmayın. Gidip hasarınızı atın efendim. Evet şimdi maç sonu skorlara geçiyoruz. Bu replay'i atarken ayrıyetten de şöyle bir şey söylemişti. Erdem de replay'i attım. Sana attım bir de bot reply'sı attım. Sen uğraşma ben yükledim dedi. Eyvallah diyoruz. Teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık Fırat'ın. Şimdi Fırat'a baktığımızda ilk olarak şöyle bir baktık. Gördüğünüz gibi birinci böreveyi almış. Birinci sınıf börevesini almış. Hasar ve oyun itibariyle. Toplamda 2, 4, 6, 8 tankla connection sağlamış. Ve 8 tankın 5'ini spotlamış. 5'ine takım arkadaşları onun desteği sayesinde hasar vermiş. 5, 5 tanesine hasar vermiş. 3 tanesine critical, kritik hasar vurmuş ve iki tanesinde gördüğünüz gibi garaja e, vurmuş, öldürmüş ya da kesmiş. Ki kesmiş tabirini ben hiç sevmiyorum ama niye sevmiyorum onu da söyleyeyim. LOL'den geliyor gibi ya da çok basit bir oyunun oyun anlatıyorlarmış. İşte kestim LOL, LOL oynayanlar ya da Volerant oynayanlar öyle söyler ki bana, bana göre onlar böyle sevmediğim basit oyunlar. Bilmiyorum öyle ya. Yani. Şimdi onu oynayan varsa tetiklenmesin. Neyse biz çok tatava yapmayalım. İkisinde ee, i̇kisini garaja yollamış. E, ee, tabi burada Fırat'ın yaptığı o hamleden bahsediyoruz ama takım skoruna geldiğinizde hani diyebilirsiniz ki e kardeşim ne var ki bunda Fırat'ı 2000 küsur asar hatta falan diyebilirsiniz ama Fırat'ın deneyim puanına baktığınızda takım da birinci sırada. Bak şöyle yapayım. kapatayım. Takım da birinci sırada. Bu çok önemli bir e, durum. Lightsınız. Şehir haritasında oynuyorsunuz ve Lightken hafife alınmayacak 2244 hasar veriyorsunuz. 2 kişi garici oluyorsunuz bu üstlük 1138 demeye çalışıyorsunuz. Destek hasarı olarak da gördüğünüz gibi 3335 destek hasarı atıyorsunuz. İyi bir maçtı. Gerçekten kaliteli bir maçtı. Fırat için konuşuyorum. Fırat'ın hasar ortalamasına baktığınızda bunda bu da az değil. Yani Fırat'ın hasar ortalaması 2244. E takımın ortalamasını çok rahat yakalamış zaten Fırat. Hatta hatta ortalamayı birazcık da geçmiş diyebiliriz hasarda. Fire for Effects e, madalyasını ve Demolition Expert ödülünü alıyor. Demolition, Demolition <laughs> Expert ödülünü madalyalarını alıyor Fırat. Fırat'ı tekrar tekrar tebrik ediyoruz efendim. Eline koluna sağlık Fırat. Agresif oynamış ve gerçekten agresif oynaması da çok çok işe yaramış. Ki takımda zaten onun sayesinde zafere ulaşmış. Evet video bu kadar. Daha farklı videolar da gelecek. Daha farklı rap type videoları da gelecek. Çok güzel bir içerik geliyor yakında. World of Tank'a. Onun dışında Tarkov videosu yükledim. Bir tane Venetrot'la alakalı küçük bir giyimiz oldu. Onu da attım. Onu da izlerseniz Eğer Tarkov oynuyor ya da oynamayı sevmiyor. Fakat izlemeyi seviyorsanız. Aynı günah gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.